Şimdi bir dik üçgen var. Hipotenüse dikime indirilmiş. O halde burada öklit bağıntıları vardır. Bunu söyleyebiliriz. Bir de bunun dışında eğer herhangi bir dik üçgende şurası 90 derece olsun. Şöyle bir parça verilmiş olsun. Eğer bu kenar ortaysa, yani şu iki parça birbirine eşitse, bu parça da onlara eşit olur. Üçü birbirine eşit olacak. Ya da şöyle ifade etmek daha doğru olur. Şunları siliyorum. Bir dik üçgende böyle bir şekil ortaya çıktığında şurası bir numara, birinci, burası ikinci, burası da üçüncü parça. Bu üç parçadan herhangi ikisi eşitse üçüncü de onlara eşit olmak zorunda. Herhangi ikisi eşitse. Mesela şu ikisi eşitse, bu ikisi, bu da onlara eşit olur. Muhteşem üçlü deniyor. Şu iki parça birbirine eşit. Yani şu parça, şu an pembeye boyadığım parça, buradaki parça, ikisi birbirine eşit verilmiş. O halde şöyle yeşile boyuyorum. Yeşile boyadığım parça bunlara eşit olmalı. Bu pembe uzunluklara eşit olmalı. Şu aradaki parçayı bilmiyoruz. E değil. Zaten aradığımız şey yok. Ona x diyorum. O halde yeşil uzunluk 1 artı x. Şurada 1 artı x olacak. Burası da 1 artı x olacak. Bunlar 1 artı x olur. Eşit çünkü hepsi. Şimdi farklı yöntemler takip etmek mümkün. Burada Pisagor teoremi uygulayabiliriz. Veya şurada Öklit uygularız. 3'ün karesi 1 çarpı şurası x artı 1 artı x diyebiliriz. Tamamen bize kalmış. Ben Öklit'i uygulayacağım. Şurası yani yüksekliğin karesi eşit olacak. Soldaki parça 1, sağdaki parça x artı 1 artı x. Yazıyorum onu. H kare eşittir pk bağıntısını uyguluyorum. H'ımız 3. 3'ün karesi eşittir p yerine 1 var. Çarpı k'nın yerine de x artı 1 artı x var. Bu durumda 3'ün karesi 9 eşittir 1 ile çarpınca bunlar aynı olacak. 2x artı 1 olur yine. Buradaki 1'i sola atarız. Şöyle sağdan devam edelim. Şöyle. Bu tarafa atarız. 8 eşittir 2x. 2x 8 ise x de 4 olmalı. Evet, cevabımız 4 olacak.